Ali Saydam İyi işler iyi insanlarla yapılabilir. 81 yaşında bir delikanlıya reklam filmi çektirmek için gerçekten üçünün bir arada olması lazım. Cesaret, irade, ileri görüş, odaklanma ve işi bilme beceri. Zaten başarının formülü o üçlü değil mi? İrade artı odaklanma artı beceri. Biri eksik olsa çakılıyorsunuz. Öylesine ince bir durum yani. Türk Hava Yolları'nın yeni İngilizce reklam filmini ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott'a çektirmişler. Helal olsun. Baştan yönetim kurulu başkanı İlker Aycı, tüm karar vericileri ve uygulayıcıları yürekten kutluyorum. Sadece bugüne kadarki en iyi Türk hava yolları filmi olmamış, aynı zamanda bugüne kadarki en iyi yeni havalimanı filmi ve bugüne kadarki en iyi İstanbul filmi de olmuş. Bir marka, bir kent, bir hava alanı bu kadar kısacık sürede ancak bu kadar etkili bir biçimde anlatılabilir bugüne kadar 4 Oscar kazanmış, 134 filmde yapımcılık, 49 filmde de yönetmenlik yapmış olan Scott'ın bazı filmlerini hatırlayalım. The Duelist 1977, Alien 1979, Blade Runner 1982, Legend 1985, Black Rain 1989, Thelma and Louise 1991, 1492 Conquest of Paradise 1992, Gladiator 2000, Black Hawk Down 2001, Kingdom of Heaven 2005, American Gangster 2007, Body of Lies 2008, Robin Hood 2010, The Canceller 2013, The Martin 2015, All the Money in the World 2017. İyi işler iyi insanlarla yapılabilir ilkesi bir kez daha doğrulanmış. Sen de mi Google? Uzun yıllar yurt dışında ekspat, yabancı beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüş olan bir arkadaşımız bizi uyarır dururdu. Aman asansöre bir kadın yalnız başınıza binmeyin. Aman bir kadının çalışmasının geniş kenarının ufuk çizgisinden öte tarafa geçmeyin. Aman kadın çalışanlara itifat ederken ya da onlara fıkra anlatırken iki kere düşünün. İş bu kadar vahim mi oralarda diye sormuştuk. Sandığımızdan da daha vahim demişti kadınların tek başına ifadeleri yetiyor. Ne kadar abartılmalı orasını bilemem ama bizim o abartılı durumlara gelinceye kadar kadına uygulanan tacize gelmeden şiddetle baş etmek için bile daha gidecek bir dolu yolumuz var. Bu nedenle Google haberini okurken insan ister istemez biraz tebessümle bakıyor olaya. Google çalışanları şirketin kadın meslektaşlarına muamelesini protesto için 1 Kasım günü dünya genelinde iş bırakma eylemine gitmişler. Çalışanlar, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini, dava açma haklarını engelleyebilecek sorunlu hakemlik uygulamasına son verilmesini talep ediyormuş. Google CEO'su Sandar Pichai, personelin eylem yapma hakkını desteklediğini belirtmiş. Pichai, çalışanlara gönderdiği elektronik postada, ''Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum. Bunu ben de hissediyorum.'' Toplumumuzda ve Google'da uzun bir zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağım demiş. Pichai, şimdiye kadar hakkında cinsel tercih iddiaları bulunan 48 çalışanın işlerine tazminatsız son verildiğini de sözlerine eklemiş. İş bırakma eylemine katılan çalışanlar masalarını, masamda diyelim. Çünkü diğer Google ve yüklenici firma çalışanlarıyla cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir iş yeri kültürünü protesto için iş bırakma eylemi yapmaktayım yazılı bir not bırakmışlar. Şirket çalışanlarının bazı talepleri şöyle. Taciz ve ayrımcılık karşısında çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngören zorunlu hakemliğe son verilmesi ücret ve fırsat eşitsizliğinin sona erdirilmesi için adım atılması, cinsel tacizlerle ilgili bir şeffaflık raporunun yayınlanması, cinsel tacizlerin güvenli bir şekilde rapor edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması, yönetim kurulunda çalışanların bir temsilcisinin bulunması, yıllardır en çok çalışılmak istenen şirketler listesinde ilk sıralarda yer alan Google'da bile kadın sorunları almış başını gitmiş, Bizde bu konunun iş yerinde yeterince dile gelmeme nedenlerinin başında yönetimlerin hala erkek egemen olmasıdır herhalde. Bu nedenle kadın hakları savunusu içinde en önemli adım aslında iş yerlerinde kadın çalışan sayısının artırılması olmalı.